Niye bitmiyor bu mahkeme? Hakim bize taktı oğlum. Bizim başka bir örgütle ilişkimiz ortaya çıkmış. Ne örgütü be? Biz örgütlüyüz ki başka bir örgütle ilişkimiz olsun. Gel desen bunu hakim anlat. Zaten artık üç arkadaş bir arada öldü mü örgütten sayılıyor. O zaman örgütmüşüz gibi yapalım, rahat ederiz. Suçsuzuz diyoruz, hıyar muamelesi görüyoruz. Giderek neredeyse ben de inanmaya başlıyorum bu suçları işlediğimize. Kıçızık attım marketçinin alnına çakı bıçağına. Benim hemen bırakılmam lazım. Avukat o gece İzmir'de kaldığım otelden yazı almış. Geceyi o otelde geçirdiğim, İstanbul'da olmadığım kanıtlanmış. Ben niye bırakılmıyorum arkadaş? Bu işin boku çıktı. Ben firar etmeyi düşünüyorum. En doğrusu. Yedinci koğuşta ölüm orucuna başlamışlar. Biliyorum. Biz de tutalım mı? Ben tutmam oğlum. Ben Ramazan'da da tutmuyorum. Biz niye ölüm orucu tutuyoruz Aydın? Ölüm orucu ne boka yarıyor? Oruç tutan ölüyor, üç gün sonra unutuluyor, o öldüğüyle kalıyor. Bak, Şuayb de gitti. Firar etmeyi düşünüyorsak yedinci koğuşla bütünleşmemiz lazım. Sanırım onlar bir tünel kazıyorlar. Bir gece hepsi kuş gibi pır diye uçacak. Nereden biliyorsun? Hissediyorum. Buradan nereye tünel kazıyorlar oğlum? Kazsalar kazsalar kaç metre kazabilirler? Diyelim ki kazlar. Hadi buyurun kaçıyoruz arkadaşlar. Ben kaçmam. Tabii. Salak olmuş. Sensin salak. Kaçarsak suçlu durumuna düşürüz. Şimdi hiçbir suçumuz yok. Eninde sonunda anlaşılacak. Ne eninde sonunda be? 2,5 yıldır içeride suçsuz diyoruz, beraat edemiyoruz. Hüküm giymiş değiliz. Tamam da kardeşim, inek gibi yatıyoruz ya bu mapusa. Hayır, biz bok yoluna gittik. Biz bir yanlışlık eseri burada bulunuyoruz. Bugün yarın çıkacağız. Buraya herkes yanlışlıkla gelmiştir. Sayeden suçu hiç yoktur. Herkes suçsuzdur. Ben biliyorum bu hikayeyi. Ne sigarası istiyorsunuz? 2 karton Marlboro Light, 1 box